Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Arkadaşlar, Rebel Challenge'larımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün sizlerin karşısına özel bir bölümle çıkıyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Önce Gürkan Arden, siz hoş geldiniz diyeyim. Gürkan Arden'e. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Özel konuğumuz bugün Uğur Karakullukçu. Uğur, sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkürler, sağ ol. Rebel'leri izliyorsun. İzliyorum, sen söyleyince izledim, böyle bayağı da bir sardı, böyle 2-3 bölüm birkaç saatime mal oldunuz, onu söyleyebilirim. Hoşuma gitti yani, gerçekten iyi format, böyle hani keşke ben yapsaydım dediğim böyle formatlar oluyor böyle arada izlerken. Böyle de burada da yapma fırsatı denk geldi, yani siz de davet ettiniz, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kırmadın biz bizi geldi. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bugün arkadaşlar çok ilginç bir formatımız var. Genelde biliyorsunuz takımların üzerinden gidiyorduk. Euro 2020 ertelendi korona yüzünden ve biz de korona yüzünden ertelenmiş olan Euro 2020'deki her ülkeden bir oyuncu alma challenge yapacağız. Ama daha önce de söylediğimiz gibi sıra sıra, yani takım takım değil, istediğimiz takımdan alabiliyoruz. Puan durumunda Gürkan bir önceki bölümde beni geçmişti ve ilk defa geriye düştüm arkadaşlar. Bugün mutlaka ve mutlaka kazanmam gereken bir bölüm. Onun için çok hırslıyım, çok çalıştım, hafta içinde çok idman yaptım ve bugün İki arkadaşımı da Gürkan Mardin'in de sahaya gömeceğimi düşünüyorum. Onlar... Sizler şu an video başında lütfen kimi kazanacağını, tahminleri şu anda videoya yazın. Bakalım tahminleri tutacak mı? Arden ne diyorsun? Onlar o ikisi böyle birincilik için savaşıyorlar ama unuttukları bir şey var. Arkadan ya, gelen bir Arden Papazyan var burada. Ya. Ama ne kadar arkadan gelen? Bir Arden Papazyan. Ama ne kadar arkadan gelen? Tamam, arkadan gelen ama ne kadar arkadan gelen? Yani vallahi bugünden sonra bütün hepsini... Şöyle bir dönüp bakıyorum, Arden'i göremiyorum ya. Ben de Arden, bir, Gürkan bir şey soracağım. Bu şimdi bütün hepsini kazanmış olsa yine de birinci olma şansı var mı FIFA 2020'de? Bu arada arkadaşlar, video montajından anlayan insanlar varsa şu an videomuzu izleyen, bir ricam var ufak. Arden'in, şu Rebitlerin her Rebit'in başında bugün şöyle yapacağım, bugün böyle yapacağım deyip En son Arden, sıra sende, puan durumu oku dediğinde şu hale geliyor ya. Yani üçüncü olmuşum. İlk yaşadım. Arden'in yerine kendimi koydum. O yüzden ben Arden'le hiç dalga geçmiyorum arkadaşlar. Kendisi 82 puan alıp üçüncü oluyor. Bunların yapabiliyorsanız lütfen montajını istiyoruz diyoruz ve adam alışmamız başlıyor. Bu arada arkadaşlar, eğer Uğur birinci olursa veya ikinci olursa, üçüncü olanı zaten ki olacağım, dördüncü ya da puan yok. O iddialı. İddialı. Ya iddialı geldi. Ki onun yerine altında işte 2-3-4 bitiren 1-2-3 diye sayılır. Arkadaşlar, misafirimize öncelik veriyoruz. Bir numarada seçecek olan ilk, tabii ki ilk şeyin ilk step'i bir numara Uğur olacak. Ben geçen videoda, ya burayı söylemek çok kötüymüş. Arden, sen kendini her bölümde nasıl hissediyorsun ya? Ben geçen videoda sonuncu olduğum için ikinci olacağım. Abi, bu bana şu an inanılmaz koydu. Arden, sen bir yıldır bunu söylüyorsun. Siz benim neler çektiğimi bilemezsiniz abi. Siz benim nasıl yandığımı. Yani. Siz öyle... Yok, sen sonuncu oldun. Sen üçüncüsün Arden. Oğlum çok kötü bir şeymiş bu ya. Geçen biri ne yazmış biliyor musunuz abi? Ne yazmış? Arden'in üstüne çok gitmeyin, her videoda ilk üçe giriyor yazmış. O yorumu ben de gördüm. O yorumu var ya. O yorumu var ya, bulup Onur abi ekrana koy. Yani o adam üçlü Rebel Challenge'ların en güzel, en baba yorumunu yapan adam. Tebrik ediyorum, o yorumu bulacağım ve onu böyle hatta sabitleyeceğim böyle. Arden'in videosunda kalp atmış hatta. Ben onu inşallah buraya koyarım diyorum ve ilk seçim hakkını Uğur Karakullukçu'yla başlıyoruz. Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Kibarlık gösterip ilk seçim hakkını veriyorsunuz ama draft sistemi adaletli. Yani öyle bir acayip bir avantajım yok. Tabii yok. Sonraki tur 8. seçeceğim falan. 8. seçime seçeceğim öbür tur. Öncelikle tabii burada sağ olun, teveccüh gösterdiniz. Ben de çok belli olan bir seçim yapacağım. Virgil van Dijk. Çünkü alternatifi hiçbir şekilde yok. Çünkü yani ikinci oyuncuyla, ülkedeki ikinci oyuncuyla birinci oyuncu arasında bu kadar makası büyük olduğu başka ülke yok. Doğru. O yüzden iyi tercih. Van Dijk'ı seçmekte fayda var. O zaman arkadaşlar, ikinci olduğum için, hatta şu an klavye sesini duydunuz. Sen sonuncu olduğun için şimdi seçeceksin abi. Tamam, ikinciyim işte. Bölümde ikinciyim. Arkadaşlar, sevgili dostlarım, yine iki oyuncu arasında kararsın ama tabii ki baba diyorum ya. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Portekiz'den iki tane reisim var. Bernardo Silva ile Bruno Fernandes'i çok seviyorum.
Bu sefer gideceğim Bruno Fernandes'i alacağım. Hoş geldin takıma. Oo. Ne yaptı ya bu? Bruno Fernandes aldı. Abi sen. Şimdi de. Arden şimdiden dördüncü oldu. Arden. Arkadaşlar. Arden. FIFA'nın kuralını biliyorsunuz. FIFA'nın kuralını biliyorsunuz. Bakın burada 3 kez üst üste birinci oldum biliyorsunuz. Burada arkadaşlarıma biraz yardımcı olacağım belki de. Ben ilk seçimim olarak Marc-André Ter Stegen'i alacağım Almanya'da. Oo. Teşekkür ederim. Çok iyi, çok iyi draft. Kaleciniz çok iyi draft. Çok iyi draft. Burada yapılacak hamlenin belli olduğunu düşünüyorum ve Kevin de Bruyne ya da Kevin de Bruyne. Nasıl hoşunuza giderse Kevin de Bruyne alıyorum. Onur abi geçen hafta da almıştın Kevin'i ama senin için pek faydalı olmamış. Kevin abi. Ben kaleme gideceğim. Belçika'dan Courtois'u alacağım. İlginç bir seçim. Beni batırabilir. Ama De Gea'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum oyunda. Çünkü gelişebiliyor. Bir overall artabiliyor Courtois. Arden harbiden kaleci düşünüyor muydun? Abin söylemeden önce. Yo düşünmüyordum. Senden sonra aklıma geldi. Sen aldıktan sonra. Yani rica ederim. Eğer birinci olursan bugün hani şansa mansa. Benim şans falan kaleci. Nasıl eziyor görüyor musun? Nasıl eziyor beni? İkinci oyuncum. Arkadaşlar Fransa'ya gidiyorum. Kylian Mbappe diyorum. Hem kanada koyabilirim hem de forvet oynatabilirim. Mbappe draftına çok üzüldüm. Çünkü yani çok şey olsa da hani ikinci oyuncuyla arasında çok büyük uçurum yok ama ne olursa olsun en büyük yıldız oyunda bu Gürkan şu an bayağı avantajlı konumda bence iki draftıyla. O zaman ben de farklı bir seçim yapayım burada. Ben İngiltere'ye gidiyorum ve Raheem Sterling'i alıyorum. Sterling. Çünkü o da iyi. Oyunda da süper. Oyunu zaten hızlı oyuncular çok iş yapıyor. Bu birincisi. İkincisi de İngiltere'de diğer oyuncularla arasında biraz mesafe var diye düşünüyorum. En önemli hücum oyuncusu Sterling. O yüzden Sterling'i aldım. İlgili dostlarım. Üçüncü turdaki oyuncumu Manuel Neuer'den yana kullanıyorum. Ve hoş geldin. İyi tercih. Bence çok kötü bir tercih yaptı batacak. Söyleyeyim yani. Koçum bak ben bir kere Almanya'da yaşıyorum. Alman disiplinini çok iyi biliyorum ve Neuer babaya asla laf ettirmem. Sıra bende. İngiltere'ye gidiyorum. Son 2-3 haftadır alıyorum bu adamı ve hiç benim yüzümü kara çıkarmadı. Harry Kane diyorum. Çift forvet belki oynarım. Harry Kane forvete. Yani oyunda simülasyonda efsane biliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, simülasyonda bence oyunun en iyi santrafı. Ben de seçimi yapayım o zaman. Kaleci önemli bu oyunda. Aslında en iyi kaleciyi Gürkan aldı zaten. Burada De Gea tercihimi yapıyorum. Çünkü İspanyol oyuncular zaten epeyce kötü. Saha içindeki İspanyollar çok verimli değil bu oyunda. Öyle. O yüzden İspanya'dan kalecimizi tamamlayıp İspanya'daki diğer oyuncuları size bırakma yolunda bir tercihte bulundum. Çok güzel. Güzel. Çok güzel ya. Seçim. Çok iyi oldu çok bu. Güzel. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Güzel. Sevgili dostlarım, Fransa'ya gidiyoruz ve oradan geri dönüyoruz. Arden çünkü tepki vermedi. Arden tepki vermedi. Arden'in tepkisine göre şey yapacaktım. Tepki vermedi. Demek ki Fransa Arden'in şey oh be demedi. Ve Arden'in benden sonra alacağı oyuncu olan N'Golo Kante'yi alıyorum arkadaşlar. Allah kahretsin ya. Geri dönüyoruz. Adamın gitti ya. Bir atlamıştım var ya. Çok iyi biliyordum senin. Çok iyi biliyordum Kante'yi alacağını. Kante. Yes. Tamam. Bir şey sorabilir miyim Arden? Senin iki adamın var. Onur abi sen üç seçtin. Arden'de sıra. Hayır olması lazım. Gideceğim Fransa'ya adamımı alacağım. N'Golo Kante. Hoş geldin. İşte bu. Çok belliydi. Adam daha başlamadan draftta kant ediyordu zaten. Abi Deniz Anas taklidi yapayım mı sana? Yap. Arkadaşlar, Hırvatistan'a gidiyorum. Yapma. Luka Modric'i alıyorum. Yapma. Yapma. Yaşlı kurt. Yapma. Yaşlı kurt. Ama hiçbir şey oldu. O daha yürüyemez. O bir şey olmaz ondan. Çok arada kaldım. İki draft arasında kaldım. Şimdi normal şartlarda birisi çok daha ünlü bir oyuncu, daha popüler bir oyuncu. Ama almak istediğim oyuncu da daha hızlı bir oyuncu. Acayip kararsızım ya. Kaldım şu an bir santrfor, iki santrforsa inanılmaz şekilde kaldım. Biliyorum. İki santrforsuna kaldım. Birini kesinlikle anladım kim olduğunu. Bayranda kırmızı var bayranda.
Var mı? Mavi var, mavi ve sarı var. Ben Lewandowski'yi alayım ya. Lewandowski. Lewandowski'yi alayım. Sevgili dostlarım, Fransa'dan Pogba'yı alıyorum ve yoluma bakıyorum. Güzel. Çok iyi. Sıra bende mi? İyi. İnanılmaz oldu benim için. Çünkü Fransa'dan 3 draftta oldu ve kimse Varane'ı seçmedi. Yani Varane benim kucağıma kaldı. Yani 20. turdan Varane'ı seçeceğim. Arda'nın klasik oyuncuları bak şimdi. Evet. Kimi'yi alıyorum. Al işte. Almanya'dan kimi? Evet. Çok iyi tercih. İyi tercih abi. O zaman artık hücuma biraz da teknik bir kalite katma vakti. Sonuçta santrforumuzu aldık, kanat oyuncumuzu aldık. Ters kanatta kullanabileceğim teknik, aynı zamanda skor potansiyeli olan Eden Hazard kardeşime buradan hayırlı olsun diyorum. Sıkan bir simület canavarı. Eden Hazard. Hücum hattını böylece tamamlamış oldum. Tam bir simület canavarı. Çok güzel tercih. İnanılmaz ben gol. Ben seçecektim bu turda. İnanılmaz gol vasıtı maalesef var. Çok iyi tercih. Sevgili dostlarım, stoperime Sergio Ramos alıyorum. Bu turda hep yazdığım adamlar gidiyor ya teker teker. Ben de daha almaz da onlar tercih diye düşünüyordum ama o biraz kötü oldu. Ben Frankie de Jong'u alacağım. De Jong. Onu da yazdım. Üçü de gitti bak. İlk tercihim Hazard, sonra Ramos, sonra da De Jong olacaktı. Biraz riskli olabilir, bilmiyorum. Sakatlanır mı? Üfleyince sakatlanan adam Gareth Bale'i alacağım ben. Yine de ne olursa olsun. Sağ kanada. Çok iyi tercih. Çok iyi. Alamayacı. Şimdi şöyle, çünkü adam Galler'den Bale'i çekti. Biz Galler'den sanıyorum hızı 25-30 böyle tek becerisi yürüme olan insanlardan tercih yapmak zorunda kalıyor. İnanılmaz. İnanılmaz iyi bir hamle aynen yaptı. Aynen öyle olabilir. İnanılmaz evet iyi bir hamle yaptı. Ya ben yine bugün sonuncu olacağım ya. Sağlam fena evet geliyor. Fena olmayan bir oyuncu var orada hala. Ama defansımı tabii ki iyi dizmem lazım arkadaşlar. Kellini İtalya'dan. Oo, abime selamlar. Ben de yine herkes İtalya'dan manyak bir adam alacağım. Immobile'yi alıyorum. İyi santrfor. O da güzel. İmobili. Bak çok iyi draft. Leva'dan daha iyi draft. Aynen öyle. Yani Immobile en azımdan simülasyonda bence şu ana sabit, kadar stabil gidiyor. Yapılmış en iyi draft Bale. Bence de Bale. Bale'i de. Hiç aklımıza gelmedi ya. Çakal nasıl gördü onu ya. En iyi seçim Terstegen. Arkadaşlar Danimarka'ya gidiyorum bu kez. Eriksen'i alıyorum. Merkez ofansif orta sahaya. Inter'den. Gürkan, sana ben küçük ülkelerin büyük oyuncularını alıp ülkelerde fark yaratmaya oynuyor şu anda. Yani abi makul, doğal olarak şu an. Yani makul bir strateji gayet. O zaman ben de İtalya seçimimi yapayım. Merkez orta, hemen her mevkiye zaten adam aldık. Stoperimiz var, kalecimiz var. Hatta 4 kişilik oynayan bir stoperim var bildiğiniz gibi. Hücum hattında da Hazard, Sterling ve Leva'yı almıştık. Merkez orta sahaya da Verratti'yi alarak burada merkeze ilk adımımızı atalım. Ben stoper almadım biliyorsunuz. Ve bu yüzden gideceğim İspanya'dan Gerard Pique'yi alacağım. Shakira'ya selamlar buradan. Ben sağ bek alıyorum. Portekiz'den Ricardo Pereira diyorum. Çok iyi draft. Çok iyi draft. Ben sonraki turlara bırakıyordum. Evet bir arkadaşlar da sıra bende şimdi diyor. Tercihimi dur yapıyorum. Değil bende değil. Daha almadım bir şeyi. Biliyorum. Trollüyor musun? Ardan bana asist yapmaya mı çalışıyorsun? Ya tamam ben uğraştırmayayım da Rakitic alayım geçeyim. Rakitic mi? Ha, o da güzel, güzel tercih. Güzel. Rakitic de iyi orta saha. Arkadaşlar İngiltere'den İngiltereli oyuncu Jadon Sancho'yu alıyorum. Sağ açıma. Ya ben var ya bir daha güzel konuşmayacağım kalktın ya. Harbi var ya. Oo. Çok kötü oldu. Gitti Sancho'yu aldı ya. Jadon Sancho. Sancho. Sıra şimdi. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop yersin aşkım. Oleksandr Zinchenko'yu alıyorum. Ya Ukrayna'dan. Hayır. Gürkan gibi tıpkı küçük bir ülkenin hayır ya bir bek oyuncusunu kadroma katayım diye düşündüm. Hayır. Aha, Alabam sormam bir daha diyorum. Of. Aha. Şimdi düşünüyordum ya. Evet o da güzel tercih. Onu da ben aslında yedek olarak düşünüyordum Alaba'yı. Sevgili dostlarım, Hollanda'dan Wijnaldum.
Güzel tercih. Aa, iyi tercih evet. Arden gülüyor. İyiymiş. Arden gülüyor. Benim Hollanda'm yok da. Aa, Van Dijk aldı. Kafadan gitti. Doğru. Van Dijk dünya vatandaşı olduğu için kafam karıştı arkadaşlar. Sancho'yu alacaktım. Onur abi aldı. Zinchenko'yu alacaktım. Gürkan abi aldı. Alaba'yı da düşünüyordum. Onu da Uğur abi aldı. O yüzden biraz daha düşünmem lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar takım kadromuzu yaptık. Hepimiz 4 tane takımımızın kadrosunu yaptık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki üzüleceksiniz biliyorum ama yine Chelsea'nin yerine koyduk kendimizi. şöyle bir istiyorsanız gruplarımızı tekrar gösterelim. Gruplarımız Lille, Brighton. Brighton'a geçtik bu arada arkadaşlar, onu da söylemeyi unuttuk. Valencia ve Ajax takımları olacak diyoruz ve kadrolarımıza geçelim. Gürkan sen başlayın istiyorsan, kadroları göster. Benim kadromu görüyorsunuz zaten. Evet, çift forvet 4-1-2-1-2 oynatacağım. Her taraf bence gayet sağlam simülasyon için. Ter Stegen'e de güveniyorum. Benim kadromu da görüyorsunuz. Ben kanatsız oynuyorum. Bu zamana kadar kanatla oynadım da ne oldu? Hep böyle üçüncü falan oldum. Bu sefer de bir kanatsız deneyelim. 4-1-2-1-2 dar oynayacağım. Kovacic, De Jong, Kante falan. İnanılmaz bir kadro. Sadece sol bekim zayıf. Artık idare edeceğiz. Benim kadrom ortada. Ben aslında biraz Van Dijk'ın üzerine kurdum. Çünkü Fransa'da biraz istediğim gibi gelişince bence stoper hattı en iyi takım oldu. Alba ve Semedo da çok çok iyi bekler. Oyunun şeyine uygun, yapısına uygun hızlı bekler. İyi katkı vereceklerdir hücuma. Terşi'de gene çok gözüme kestirmiştim. Gürkan çok iyi bir draft yaptı orada bence. Yani günden iyi draftlarından bir tane. Terşi'de gene de alsaydım çok iddialı olacaktım. Yani açık ara en iyi savunma attı bende diyecektim. Yine bende olduğunu düşünüyorum ama açık ara değil. Ön tarafta Lewandowski'nin performansı çok belirleyici olacak. Overall çok etkili dediler. Ondan çok ıska geçmek istemedim Lewandowski'yi. Hazar ve Sterling hem skor katkısı verebilecek hem asist yapabilecek oyuncular. Timo Werner'i zaten çok seviyorum. Onu da Almanya'dan Lewandowski'nin partneri olarak getirdim. Sadece merkez biraz yavaş kaldı. Biraz daha ya fut takımı olsa çok memnun olmazdım merkezden açıkçası. Ama simülasyonda overall'lar daha aynen önemli diye üstüne konuştuğumuz için biraz öyle tercih yaptım. Belki Toni Kroos'u da düşünebilirdik overall odaklı baksaydık. Ama yine fena değil. Yedeklerim de iyi diye düşünüyorum. İnşallah bence güzel bir performans alacağız. Gayet iyi bir kadro. Üçüncü olursam belki mutlu olabilirim. Dördüncü olmak istemiyorum çünkü gelip de burada yani. Sevgili dostlar, 3 defans oynayacağım. 3-5-2, 1 cam. 4 orta saha ve çift forvet. Defansım kalede Neuer var. Defans üçlüm Sergio Ramos, Chiellini, Legne. Ve orta sahamda Pogba ve Wijnaldum. 2 tane insan yiyen oyuncu. Önlerinde Kevin De Bruyne, Ronaldo, İbrahimovic. Sağ kanadında Sancho ve sol kanadında Perisic. Yedeklerimizi zaten görüyorsunuz. Hadi bakalım devre arasına simülete başlayalım. Hadi. Simülasyon bitti arkadaşlar. Benim sunacağım. Burada öncelikle lige bakacağız. Direkt geçiyorum. Premier Lig'de birinciyim. 65 puanım var. City ve Liverpool 4 puan gerimde. Ligin en çok gol atan, mi? En az gol yiyen takımı da değilim yalnız. 60, aynen 4 puan önündeyim City ile Liverpool'un. Bayağı enteresan. Hadi şimdi buradan geçtik. Be. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarımdan çıktım mı? Çıkmışım tabii ki. Rakibim Atalanta. Güzel kura bir de. Evet. Çok güzel kura. Evet, güzel kura. Harbiden güzel. Kaçıncı kura çıkmışsın peki? Kaçıncı çıkmışsın? Lider çıkmışım. Bir mağlubiyetim var ama. Neyse. Demek ki hepimiz Atalanta'ya geçeceğiz. Ajax'a 1-0 yenilmişim. Evet arkadaşlar, benim için Gürkan simüle etti. Bakalım Premier Lig'de ne yapmışız? İnşallah güzel bir şey yapmışız. 65 puan. Gürkan'la aynı puan. Aynı, aynı puan. Birincilik mi ama? Aynı puan. Sen daha fazla fark atmışsın. Az yemişim ama çok gol atmışım ben. Harbiden. Leva demek ki coşkun. İkinciyle kaç puan var? İkinciyle kaç puan var? İkinciyle 6 puan var. Gürkan'ın 4 puan vardı. Gol yiyen bir takımımız var. Aslında savunmama güveniyordum ama ne olursa olsun iyi durumdayız ya. Premier Lig'de sıkıntı yok. Devam edelim abi. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Son 16. Atalanta. Yine Atalanta. Demek ben de lider çıktım. 6'da 6. 18 puan. 18 puan. Parçalamış. Adam. Evet. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Güzel. Tebrik ediyorum. Ben de mi sıra? Eyvallah. Evet, gol sayılarına inanılmaz merak ettim ya. Arkadaşlar şu anda puan durumuna bakmak üzereyiz. Hadi oğlum. Geldim. Premier Lig puan durumu. Geçmiş olsun. Aa, dördüncü, kötü beşinci. Yaptı, kötü yaptı. Dördüncü, beşinci. Üçüncüyüm ya. Oo, iyisin yine. Kaç puan abi? Oo,
Ya 58 puanlı üçüncüyüm. Manchester City 62, Liverpool 66. Oo, şampiyonluk ya. Gitmiş. Şampiyonluk gitti. Şampiyonluk gitti. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Evet, Brighton Bayer Leverkusen'le eşleşmiş. Demek ki ben ikinci çıktım. Yo, birinci çıktım. Ben de Bayer Leverkusen gelmiş. Allah kahretsin. Evet, şampiyonluk durumu. Moralim çok bozuk. Adan, hadi sen de hadi. Bravo. Onur abi için şampiyonluk yarınlara kaldı. Şöyle bir çıkıyorum ve baktım. Aha, Arden GG. Aha. Arden geçmiş olsun. Arden sonuncu. Güle güle Arden. Abi, bir şey diyeyim mi? Altıncıyım. Yok artık. Ciddi misin? Liverpool 62 puan, ben 46 puandayım. 15 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet. Maşallah Arden. Arden sen en iyisi buradan videoyu terk et. Abi ligine. Boş ver Şampiyonlar Ligi falan. Gruplardan birinci çıkmışım. 5 galibiyet, 1 mağlubiyet. Atalanta geldi. O nasıl karşıma olmuş ya? Gruplardan çıkabilmiş. Anlam ben kesin biri yine sakatlandı arada ya. Bana öyle geliyor. Sen gruplardan çıkabildin mi? Oha, bu senin için bence büyük başarı. Aynen. Büyük bir başarı. Nasıl yani Uğur, biliyorsun arkadaşlar. Arden'i tanımıyorsan eğer hiç gruplardan çıkamıyor. O konuda meşhur. O konuda meşhur. Ya Arden ilk drafttan belli etti ya. Birinci tur ilk draftında. Evet ya, Bruno çok Fernandes büyük hata aldı. Bruno Fernandes bak 20. sıra turda draft etseydi kalabilirdi sana. Aynen. Aynen yani. Arden. O çok yanlış oldu ya. Ter Stegen falan almam lazımdı. Kafam gitti orada, yapamadım. Mesela Bernardo Silva boşta. Bernardo Silva mı daha iyi oyuncu? Bruno Fernandes mi? Şüpheli. Aynen. Hemen hemen denk oyuncular yani. Yani aynısı zaten yani. Aynen. İstediğini alabilir. O halde. Çok kötü oldu o ya. O halde. Arkadaşlar bu sefer süremiz biraz sınırlı. O yüzden geçiyoruz. Sezon sonuna her şey ne olmuş? Turlarda ne yapmış takımlarımız? Toptan göreceğiz. Şimdi sezon sonuna simüle edelim. Arkadaşlar sezon sonu geldi. Şimdi bakalım kim kazanacak? İlk ben sunacağım yine. Sezon sonunda. Umarım Şampiyonlar Ligi finali almışımdır. Yoksa belki de Uğur ilk yaptığı rebuild'de şampiyon olacak. Rezil olacağız biz de. Çıkıyorum. Abi çıktım. Ya. Şampiyonum 6 puanla. Liverpool 2. 102 puanım var. Ligin en çok gol atan takımı olmuşum ama en az gol yiyen takımı olamamışım. Kahretsin. Liverpool o konumda en iyi. Burayı geçtim. Allah'tan bunu misafirimiz var diye puanlamayacağız demiştik Allah'tan. Burayı geçtim abi. Nasıl? FA Cup aldık mı? Aaa. Manchester United'a çeyrek finalde elenmek mi ya? Çok güzel, çok güzel. Bu kötü oldu. Onur abi sen nereye bakıyorsun yukarı? Ekrana bak, Karabağ ekrana bakmaya çalışıyorum. Karabağ Cup'ta da yokum. Aa güzel. Liverpool almış beni, yarı finalde 5-1 almışlar. Oha toplam. Of ya, en azından Şampiyonlar Ligi olsun. Şampiyonlar Ligi. Yes! İşte bu. Bayern Münih 1-0 almışım. Of, of, yok artık. Of. Real Madrid'i elemişim yarı finalde, çeyrek finalde Inter'i geçmişim. İlk turda Atlanta. Deplasmanda yenerek elemiş ya. İçeride berabere evet kalmış. Oo, Real Madrid'i yarı finalde harbiden 3-2. 2-2. Kendi evinde 2-2 kalmış herif, turu geçmiş. İnanılmaz, acayip bir kupa tebrik ederim. Yes. Acayip bir şey. Ve son olarak şimdi ben gol krallığına bakacağım. Harry Kane, güvendik ona, biliyoruz. Harry Kane abi gol kralı olabilmiş. Mbappe'yi göremiyorum. Oyarzabal 23 gol atmış. Mbappe ayıp etmiş abi. 23 gol. Asistlerde Eriksen 17 tek başına. 19 pardon. Bu ne yapmış ya? Cengiz Ünder sürprize bak, 38 maça çıkmış. Bale'ı kesmiş Cengiz Ünder. 12 asist yapmış. Allah Allah. Çok iyi. Kalecim benim kaleci patlamış, Ter Stegen 4. ya. Defans. Ya bırak bana o yapma ya. Kazandılar. Evet, ne olsun, Şampiyonlar Ligi almış. Bence burada en verimli oyuncumuza da bakacağım arkadaşlar. Çünkü artık teknik olarak daha mantıklı. Harry Kane toplam 43 gol, 13 asist yaparak 56 verim. İnanılmaz. Ben sana söyledim. Oyunun en iyi santraforu. İnsan mısın diyoruz ve geçiyoruz Uğur'a. Daha sonra bir daha draft yaparsak Harry Kane'i ben alacağım ilk başta. ben alacağım. Sevgili dostlarım, sonucu nedir? Nasıl Onur aldı videoya? Hoş geldiniz. Geri çıkıyorum. Olsun. Beşinci. Ya üçüncü yok ya. Mü? Üçüncüyüm. 96 puan toplamışım. 98 City, 104 Liverpool. Geçmiş olsun.
En çok gol atan. Geçmiş olsun en diyorum. En çok gol yiyen. En çok gol atan takımım. Oo. Bravo. 99 golle. En az gol yiyen takım değilim. Hmm. Emirates Cup bakıyorum arkadaşlar. Almışsındır şu anda. Onları var ya. Liverpool almış. Geçmiş olsun. Karabağ Cup bakıyorum hadi arkadaşlar. Hadi geçmiş olsun. Liverpool almış. Abi bu Liverpool ne yapmış ya? Tabii Alisson'u Ederson'u alamayınca. Liverpool seni. Ederson'u Alisson'u alamayınca. Bunun aynen, Güney Amerika aynen. versiyonunu yapmamız lazım bir de. Aa, oyunda hata buldum şu an. Ve şimdi... inanılmaz bir şey. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuşum. Oo çok iyi. Yok ya. Çeyrek finalde dedim size Leverkusen'i geçtim. Çeyrek finalde Barcelona gelmiş ve toplam 2 maçta 4-2 yapmış ve elemiş. Ve Barcelona da bu şampiyon arada Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş arkadaşlar. Hem de Liverpool'u yerim Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş Barcelona. Ha. Gol kralı kim? Ligde var mı gol kralı? Hemen bakalım. Hemen ona bakalım kardeşim. Şöyle bir gelelim gol kralımıza. Geldik şöyle bir gol kralı. Ve manyak Kane 30 golle ikinci. Ama Mane 35 golle birinci arkadaşlar. Ronaldo 27 gol atmış. Yetişememiş. Hemen asist kralına geçiyorum. İşte çok güvendiğim oyuncum vardı. Kevin De Bruyne. 16 asist yapmış. Sancho 16 asist yapmış. Pogba 15 asist yapmış. İlk 3'ü bende. Ligin en fazla asist yapan 3 oyuncusu bende. Ulan ben yine bir şey yapamamışım. Gol yemeyen maçta da Neuer 2. olmuş. Geçmiş Allah kahretsin olsun. Toplam verim hemen Onur abi. Bir de. Ona da toplam geç. Verime de bakıyorum. Cristiano Ronaldo'ya çok güveniyorum. Hadi çocuk. Hadi Ronaldo. Çocuk. Finansal istatistikler. Tabii Onur abi daha yaşlı. Evet. Cristiano Ronaldo 38 gol 9 asiste 48 gole katkıda bulmuş. 47. Pardon 47 gole katkıda okay. bulmuş arkadaşlar. Geçmiş olsun Onur abi. Bu arada abi. Bir dakika bir dakika. Olsun belki bir dakika. Daha beterdir. Özür diliyorum. Kevin De Bruyne 24 gol 27 asiste 50 yapmış. 51. Kevin De Bruyne. 50'den fazla 51. 51. 50 ya 24-26. 24-26. 27 dedin onu. 50. Okay. Abi böyle bir şey olamaz ya. 50 verim. Kevin De Bruyne dedim size en güvendiğim oyuncum dedim. Ardencim sendeyiz. Çok sizdir evet. Şimdi sıra bende. Sonunculuk için Onur abiyle amansız bir mücadele içindeyiz. Evet aynen. Bakalım hangimiz sonuncu olacak? Şöyle hayır bu sefer ben olacağım. Ligde... Ne olur. Ya dördüncüyüm ligde. Ya yetişmiş ya yetişmiş. Arda ünvanını kaybetmiyor bırakmıyor burada. 0 puan alıyor. Araya bir kupa sıkıştırsa çözüyor şu an. Aynen. Şimdi bir dakika. Hayır, atılan hayır. Gol 76, orada yokum. Yenilen güzel. Gol 49, hiç yokum buralarda. Yok. Emirates FA Cup. FA Cup'a geldik. Yoksa da yokum. Harika. Karabağ Kupası. Aradan 0 mı çekiyor? Aa burada da yokum. Oo, harika. Şampiyonlar Ligi. Yoksun. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Manchester City ölemiş beni. Geçmiş olsun. Oradan bir puan aldın en azından. Oo, ya. Bir anda oha, işler değişti. Atletico Madrid'i elemişim çeyrek finalde. Geç. Oha. İstatistiklere bakar galiba çok yakın fark. Gol krallığı sonunculuk evet, için. Gol kralına bakıyorum şu an. Gol kralı ama ligde kötü olduğum için tabii orada gol kralım yok. Dördüncü olmuş en iyi of. Adamım. Asist krallığında da yokum. Yine dördüncü olmuş Bruno Fernandes. Gol yiyen ben maçta burada da yokum. Of. Dördüncü olmuş. Arda da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Da yok. Burada da yok. Da yok. Da yok. Burada da yok. Yokum. Verime gel abi. Allah kahretsin ya. Of. Birinci turdur attı. Oradan bir puan al Bruno ya. Fernandes. Arden sana benden Bruno Fernandes benden 31 sana gol 50 16 puan. Asist. 31 gol 16 asist mi? Evet. 46. Allah 47. Kahretsin ya. 47. Bitti ben okay. sonunculuğumu kaptırmadım. Okay. Çok istikrarlı şimdi gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beklenen an geldi. Bakalım Uğur Karakullukçu Reveal Challenge'da beni geçebiliyor mu? Çünkü Arda ile Onur abiye geçmiş olsun diyoruz. Hadi çıkıyoruz, bu giriyoruz. İyi oldu, girdiğim he. Anda göreceksiniz. Evet evet. Bastım. Aynen. Evet ve... Ben de şampiyon. Gördüm. Şampiyon. 1 puanla şampiyonum. En çok gol atanım. Burada 93-60'ım. Evet. Manchester City'ye bak ya. Evet. Ne Instagram'da peşimde adamlara şu bak. An eşit gidiyoruz. En az gol yiyen olamadı. Evet. Neyse bunda... aynıyız gibi. FA Cup'a evet. geçiyoruz. Kupa. Emirates Cup. Bu ne ya? Tottenham almış. Yok. Yarı final alamamışız bakalım. Sen de benim gibi çeyrek yarı final. Elenmişsin. City oo. Gelmiş. Çeyrek final City. Aynısı. City'ye. City gelmiş bak çok erken Karabağ gelmiş. Karabağ. Karabağ Cup. İşte bu. Aa finalde yenilmişiz. İşte bu.
Finale puan yok, var mı? Yok finale yok puan kupa finalinde yok. Yok maalesef. Yok. Maalesef. Şaka gibi ya. Aa topluma bak ya. Kupa deyi gibi takılıyor. İşte Kane var orada. Kane toplumda. Hazır mıyız? Abi resmen gitti bütün avantajım. Şampiyonlar yalanmadıysam herif şampiyon. Şampiyonlar gibi. 2-1 almış Güzel. Evet. Güzel. Oo, Tottenham güzel, almış güzel. Bak burada. Eğer Uğur birinci olursa 4 puan, Gürkan 1, ben 0. Üçüncü oluyorum ben. Yani iyi gitmişsin. Ben. Bakalım istatistiklerimiz nasıl. Sterling 31 tane atmış. Kralım. Kane tabii gol kralı. Kane 25 ile ikinci. Pardon. Gol krallığında burada. Başka var mı benden diye bakıyorum. Hazar 18 tane atmış. Herhalde Hazar'ın golleri daha çok Avrupa'daydı. Asist krallığına geçelim. Orada Kevin De Bruyne ile Verratti'nin eşitliği var. Aa, yarım puan. Buradan yarım puan alacağım. Tamam. Ya De Bruyne nereden çıktın abicim ya? Devam abi. Gollenmeyen maç. Burada yokum. De Gea 19'da kalmış. Ederson 23. Manchester City'ye bak başıma bela aldı her yerde ya. Benim de Liverpool Allah kahretsin. Ederson herkesin adam, başına adam, bela aldı ya. Adam asist krallığıyla şampiyon oluyor benim anladığım kadarıyla şu anda. Bir de verime geçelim yarım sende. Yarım puanlı. Nasıl? Bir de toplam verim. Verim. Toplam verimde burada 56 tane 58 ediyor. Sivas 44 gol. Oo. 14 asist. Ama senin şey de var. Sen onun en çok gol atanı da yoktu. En az gol yiyeni de yoktu. Sende o da var. En az en çok gol atan takımdı. Ya ben de en çok gol atan takımdım. O da en çok gol atan olmuş. Aynen. 44 tane atmış. Lewandowski 32 atmış. Hazar 26. Werner 18. Galiba yarım puana kaybettim diye tahmin ediyorum. Aa inanılmaz şimdi, bir şey olacak. Gürkan sen başla abi. O zaman ben topluyorum arkadaşlar. İVAR'a gidelim. VAR'a gidelim mi? VAR'a gidelim. Ben bari üçüncü olmuş olayım ya. Onu belki ama yok. Evet. Evet. Heyecanlı an geldi arkadaşlar. Beklenen an. Öncelikle birinciyi mi açıklayayım, sonuncuyu mu? Ne yapayım? Üçüncüyü mü, dördüncüyü mü? Sondan başa okay. Gelelim. Ben birinci oldum. Evet, Arden. O zaman pardon. Arden değil. Aynen, Arden. Ben. Arden. Arden, Arden. Oh, pardon ya. Ha tamam, topladım. Ya abi beni bir an unutlandırdın biliyor musun? Abi ben, çok iyi trolldün. Çok iyi trolldün. Yanlış ya, yere ya, yazmışım Arden'e... Onur abinin toplam skoru da böyle farklı bir yere. Onur abi, pardon, Arden biliyorsunuz klasik arkadaşlar. Ben alkışlıyorum çünkü 90, bu çocuk çizgisini hiç bozmadı. Yerini bozmamış. Sonuncu. Bu sefer gideceğim Bruno Fernandes'i alacağım. Hoş geldin takıma. Oo! Ne yaptı ya bu? Bruno Fernandes aldı. Abi sen. Şimdi de. Arden şimdiden dördüncü oldu. Arden. Arkadaşlar. Arden. FIFA'nın... 97 çok puan. Delikanlı bir Arden çocuk. Arden var ya gerçekten istikrarlı bir şekilde Arden devam ediyor. Arden bir yarı finalden hiç bir de verimden ya. Puan aldı. Geri her yerde sıfır çekti. Yani asist, gol kralı falan geçtik onu. Geçmiş olsun Arden. Ben buradan bir dakika hemen bir şey söylemek istiyorum. Bir yemin vereceğim. Şu an gerçekten kaçıncı? Çok ciddiyim. Onur abi, Gürkan abi falan diyorlar ki işlerinden yine mi ya falan diyorlar. Siz de belki öyle diyor olabilirsiniz. Bundan ama sonra rebeti kazanamazsam. Ederim, bak bak. Bundan sonra sonuncu olmayacağım. Eğer sonuncu olursam PlayStation'daki FIFA'mı siliyorum. Oo, daha FIFA netim. İçeriği üretmiyorsun yani. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Hayır, bununla alakalı. Hayır, sonuçta bak 160 bin, 170 bin abonen var. Okuduğun okulda popüler bir insansın. Çünkü herkes senin YouTuber olduğunu biliyor. Buna rağmen, ünlü olmana rağmen hiç havalanmadın. Çizgini hiç bozmadın. Hep aynı çizgide gidiyorsun. O yüzden seni tebrik ediyorum. Yani hep sonunculuk. Tebrikler yani. Çizgini hiç bozmadın. Çok delikanlı bir çocuksun. Karasal yayın diyebilir miyiz? Karadan gidiyor sadece. Havalanmadan. Tamam. Evet, aynen şey. Öyle. Arden. Aynen yani öyle. Abilerine saygın. Yani saygısını bozmuyor. Birinci kim? Merak saygı ediyorum. Saygı duyduğum birinci, için birinci. Yoksa ben birinci olurum. Birinci kim? Teşekkür ediyoruz Arden sana bu kıyağın için. Arden'le Onur'un puanları kaç bu arada? Şimdi Onur abi biliyorsunuz burada üçüncü oluyor. 140 puan alıyor Onur abi. Arden'i 43 puanla geçiyor. Ve geldik şimdi... Onur abi ne diyorsun?
Çok ufak bilgilendirme. Arkadaşlar misafirimiz olduğu için buradaki kazanılan puanlar genel klasmana sayılmıyor. Haberiniz olsun. Evet Gülkan. Aynen öyle. He. Nasıl sayılmıyor bir dakika? Ben misafir falan dinlemiyorum abi. Bana ne? Ne oldu? Ben geldim. Draftımı yaptım. Savaştım ve kazandım mı acaba? 1 ile 2'yi sadece 8 puan ayırıyor. Uf. Oha. 8 puan. 516 lider. 508 ikinci. Çok yani yakın. Farka bakın. En bu yakın bugüne kadar yapmış en yakını. Yani bayağı zorladı Uğur Bey bizi. Ama başaramadı. Şampiyon yine ya, dördüncü kez mi? Dördüncü kez, beşinci kez üst üste şampiyon oluyoruz. Aynen o şekilde. Onların bir tanesini alsaydın geçiyordun beni. O asiste paylaşma, evet. Oldu. Paylaşma olmasaydı 2 puanla geçiyordun. Teşekkür ediyorum. Kimdi o? Kevin. Kevin De Bruyne. Seni çok seviyorum. Koçum benim. Allah kahretsin. Ve tebrik ediyoruz ama abicim. Yani ilkinden, birincisinden. Eyvallah. Efsane. Vay be. Kevin de bak dedim. De, yani Kevin De Bruyne çok etkili dedim. Lig puanı. Efsane. Bir asist az yapsa Kevin De Bruyne Uğur kazanmış olurdu. Evet. Evet. Yani oralara geldi. Ya ben kupaları çok ıskaladım. İşte Tottenham beni Karabağ'ın finalinde yenmiş. Doğru. Yani bak o da var. Ben, final var. Senle ben hemen evet, hemen aynıydık yani. Şampiyonlar Ligi şampiyon. Kupalarda yoktuk. İşte asistlere, verimlere falan kaldık hep. Orada da benim rebuild canavarı olan adamları bilmem. Orası belki biraz beni üstün tuttu. Ya bir de senin ikinci devrede senin gol sayısı evet, olarak bayağı evet, gerideydin. Evet. Oradan ligin golünü alman çok acayip. Zaten ben onu görünce şey yapmıştım, çözmüştüm. Aynen öyle. Ucu ucuna kazanacağını. Bir de asiste fark ettim. Sağlık olsun, elimizden geleni yaptık. Valla. Brighton formasını, mavi beyaz şanlı çubukluyu son derece iyi şekilde temsil ettik. Şampiyon için canımız ediyoruz. Sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bu bölüm burada sona eriyor. Bir dakika sonra... Uğur, tamam. Sevgili arkadaşlarım, Gürkan biraz daha öne geçti. Az önce şaka yapmıştık. Bu puanlama sayılıyordu. Aramızda öyle anlaşmıştık. Aynen öyle. Bir tık daha öne geçti Gürkan. Gürkan'ı tebrik ediyorum. Arden seni de tebrik ediyorum. Makar yapmıyorum. Sonuçta gerçekten şanssızlıkların var doğru. Gelecek haftalarda ilerletirsin. Uğur çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Burada nereden baksan bu video 3 saat falan sürdü. 3 saat boyunca bizi izleydin. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Sonraki bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. Kanalına abone olmayı unutmayın bu arada. Uğur Karakolukçu'nun şu an kanalını hiç görmemiş olabilirsiniz. Belki farkında bile değilsiniz. İnanılmaz bir kanal da var. Açıklamada şu anda kesinlikle gidin bakın oraya da. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.